Merhabalar, ben Sidar Budak, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomuz YouTube kanalımın içerisinde olan sos videolarından birinde, belki de en başta yerini alacak. Ne yapacağız? Özellikle evet Güney Afrika'da başlayan ama Portekiz ülkesinin, Portekizlilerin çok sevdiği, bayrağı dalgalandırdığı, tavuk yemeklerine en çok yakıştırdığım soslardan biri olan peri peri sos yapacağız. Şimdi peri peri sosu yapması o kadar kolay ki, evet bu videoda kısa bir video olacak ama amacımız nedir? Kolay, lezzetli, evde yapılan ürünleri hep birlikte yapmak. Önümde malzemelerim var. Hemen hiç ara vermeden yemeğime başlıyorum. Malzemelerimizin başında kıpkırmızı kapya biberimiz geliyor. Çekirdeklerini aldıktan sonra yaklaşık olarak 10 tane kapya biberimizi ufak ufak doğrayacağız ve blenderımızın içine atacağız. Daha sonra geçeceğiz acı biberlerimize. Burada acı biberlerin özelliği sosun içerisinde yedikçe yedirme kıvamını verecek. Acılık dozunu sevmenize göre de arttırabilirsiniz. Doğradığım kapyalarımı blenderımın içine atıyorum. Ardından sıra nereye geliyor? Acı çili biberlerime, ama onları yapmadan önce eldiven giyeceğim. Çünkü gerçekten ben yemek yaparken daha sonra elimi yüzüme sürüyorum ve yanıyorum. Blender'a bunları attık. Meksika çili biberlerimize acı biber. Burada bazen sarı renkte olan, yeşil renkte olan da oluyor. Peri peri sosumuz kırmızı renkte bir sos olduğu için ben acı kırmızı biberleri tercih ettim. 10 taneye yakın kapya atmıştım. 6 tane de çili biber atıyorum, acı biber. Sıra geldi soğan ve sarımsağımıza. 4 diş sarımsağımı attım. Bir şöyle küçükten biraz büyük kırmızı soğanımı, onu da doğrayıp içine atıyorum. Gördüğünüz gibi bu sosu yapmak gerçekten çok kolay. Blender'ın içine her şeyi gönderiyoruz. Şimdi bunları attık. Sıra geldi kırmızı üzüm sirkemize. Biraz şöyle bir yarım çay bardağı kadar kırmızı üzüm sirkesi attım. Geldik soslarımızı çeşitlendirmeye. Şöyle biraz yeni çekilmiş karabiber. Cajun baharatı, daha önce tarifini vermiştim sizlere. Bunu da attım. Biraz da kekik atıyorum şöyle. Son olarak tuzumu atıyorum. Gördüğünüz gibi bu yemekte aslında bütün yemeklerin lezzetini veren en önemli şey yağ, tuz, asit. Bu üç dengeyi sağladığımızda damağımızda bambaşka bir lezzet açığa çıkıyor. Mesela bazı yemeklerde tuzunu unuttuğunuzda sizler belki sadece damağınızda hissettiğiniz tuz azalmasını anlarsınız ama aslında o bütün aromaların patlamasını geri çekmiş olursunuz. O yüzden mutfakta aşçıların en dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi tuz dengesi. Şimdi hepsini blender'a koydum. Başlayacağım çekmeye. Yanımda da zeytinyağım var. Yağla da onu hafif hafif ekleyeceğim. Ne kadar ekleyeceğim diye sorarsanız böyle yarım çay bardağı kadar ekleme yapacağım. Şimdi blender'ı çalıştırmaya başlıyorum. Blender'ımızı şimdi yağımızı da hafif hafif eklemeye başlıyoruz. Evet, sıra geldi artık sosu tamamlamaya. Blender'dan çektiğim sosu bir sos kabımın içine döküyorum. 2 adet defne yaprağımı içine attım. Sosumuzun tadını verecek limonumuzun suyunu ve kabuklarını her zaman unutmuyoruz. Kabukları çekerken alt beyaz tabakaya çok inmiyoruz. İnersek acılık verir. Hop, bunu da verdikten sonra hemen limonumu kesiyorum. Sosumuzun koyuluğuna göre biraz zeytinyağı ilave edeceğiz. Evet, ilk 5 dakika çok yüksek ısıda, daha sonra da 15-20 dakika kısık ateşte yaptıktan sonra sosumuz hazır. Sosum hazır olmak üzere. Gönlüm sizlere sadece sosu sunmayı el vermedi. Hemen bir chicken fingers, yani kızarmış tavuk yapalım. Şöyle yanında özellikle de peri peri sosun en yakışan ürünlerinden biridir kızarmış tavuk. Kaplamasını yaptım. Aynı schnitzel kaplar gibi ve yağa gönderiyorum. Derin yağda kızartıyorum. Kızarttığım çıtır çıtır tavuk parçalarımı koyayım. Yanına da bir sos kabına sosumu ekleyeceğim ve bu güzel basit sosumuzu nasıl yaptığımızı hep birlikte gördük. Şimdi bakın Burada hazır artık sosum. Şöyle bir karıştırıyorum. Hop. Daha böyle çok tanesiz püre şeklinde olmasını isterseniz süzebilirsiniz. Ama gayet lezzetli. Evet, gördüğünüz çok basit peri peri sosumuzu yaptık. Hemen blenderda çektik. Arkasından tavada 15-20 dakika, özür dilerim, sos kabında 15-20 dakika onu güzel kaynattık. Hazır. Şimdi sadece sos sunmak istemedim. Güzel de çıtır tavuk yaptım. Ne yaptım? Dilimledim tavuklarımı. Önce birazcık un, yumurta ve dışını panko veya galeterimle kapladım ve derin yağda kızarttım. Şöyle baktığımızda çıtır çıtır tavuklarımı sizlerin müsaadenizle peri peri sosumla hemen tadına bakıyorum. Ben çok acı sevmem ama ona rağmen peri peri sosunun en büyük özelliği daha sonradan böyle acının damağınıza vurması ama en büyük özelliği de yedikçe yedirmesi. Sizlere daha başka zevkli videolarla görüşmek üzere. Bay bay derken ben yedikçe yemeye devam ediyorum. Hoşça kalın.